Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde kullanıcı doğrulaması hakkında konuşacağız. İnsanların kimlik denetiminin gerçekleştirilmesi ve iyi insanların içeride, kötü insanların dışarıda olduğundan emin olmanıza izin veriyor olması ağ girişin önemli bir kısmıdır. Kimlik doğrulaması için birçok farklı yol vardır ve bu N10-004 bölüm 6.4'ten gelmektedir. PKI, Kerberos, Radius ve TechX alanlarında mevcut olan AAA'yı, ağ erişim kontrolünü, özellikle 802.1x'i ve daha sonra CHEP, MSCHEP ve EIP'yi anlamamız gerekli. Şimdi bunlardan her birisine göz atacağız. Ben bunun formatında biraz değişiklik yaptım. Bu yüzden yapacağımız şey bir kullanıcı doğrulaması kısmından başlamak ve ağımız üzerinde kullanılacak olan şeylerin nasıl çalıştırılacağına bakmak. Kullanıcı doğrulamasının kendisi oldukça önemli bir güvenlik ortamıdır. Günde kaç kez doğruladığınızı düşünebilirsiniz. Kaç kez kullanıcı adı ve şifresi girdiğinizi düşünün. Ayrıca bir kullanıcı adı ve şifreyi yapmadan kimlik doğrulamasının yapıldığı yerleri düşünün. O halde bunların hepsi birlikte çalışır ve kimlik doğrulaması erişiminize izin vermediği sürece ağa giremeyeceksiniz. Kimlik doğrulaması için birçok farklı yöntem var. Bugün bunlardan sadece birkaçı hakkında bahsedeceğiz. Ancak burada kullanıcı adları ve şifrelerin kombinasyonu var. Size bir token, imza oluşturucu verilebilir. Mesela ben PayPal için bir tanesine sahibim. Benim PayPal kullanıcı adımı, PayPal şifremi girmem gerekir. Ve daha sonra bu bana imza oluşturucumdaki numarayı yazmam konusunda soracaktır. İmza oluşturucumu bulmam ve butona basmam gerekli. Ve ben bunu her zaman yakında bir yerde saklıyorum. İşte burada. İmza oluşturucu butonuna basıyorum ve üzerindeki numarayı söylüyor. Ve bu numara her 30 saniyede bir değişiyor. Daha sonra bu benim olduğumu anlıyor çünkü bu numaraya sahip olan tek kişi benim. Eğer bunu kaybedersem PayPal'e erişmem mümkün olmayacaktır. Burada ayrıca parmak izi okuyucular da var. Biyometrikler ile başka bir kimlik doğrulaması yöntemi daha vardır. Bu insan varlığına bakar ve parmak izine bağlı olarak sizin gerçekten siz olduğunuzu anlar. Bundan daha fazla güvenlik yoktur. Bu modülde ilerlediğiniz zaman kendisiyle ilişkilendirilmiş birçok kriptografiye sahip kimlik doğrulamasını bulacaksınız. Burada kriptografi ile uğraşan, ileri ve geri giden birçok matematik vardır. Bunun çalışma şekli böyledir. Biz bunun görünenin arkasında tüm bunları nasıl yaptığı konusuna girmeyeceğiz. Daha ziyade dışarıdan bakıldığında neler gördüğümüz ile ilgileneceğiz. Ancak kriptografiyi gerçekten merak ediyorsanız ve bunun nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, bunun görülen çalışma senaryolarının ardında tam bir bilim vardır. Hiçbir şey yapmadan ancak kriptografinin mekaniklerini anlayarak bir kariyer yapabilirsiniz. Ve biz bunları ağ üzerinde kullanıyoruz. Kriptografinin ve kullanıcı doğrulamasının nasıl çalıştığı ile ilgili ayrıntıları konuşmaya başlamadan önce kriptografiye girişte karma fonksiyonu denilen bir şeyi size göstermek istiyorum. Bu kriptografik fonksiyon yine görünenin ardında çok kompleks bir şekilde çalışır. Ancak bu zorunlu olarak tek yönlü bir fonksiyon sağlıyor. Ve bu sayede bu fonksiyonun standart bir karım tipini sağlayabilir. Ve bir parça bilgi alabilirim. Ancak bunu tersine çeviremem. Bu tek yönlüdür. Bunun en önemli kısımlarından birisidir ve nasıl çalıştığına dair kriptografik olarak ilginç kısımlardan birisidir. Biz bu karmaya özetleme diyoruz. O halde çok uzun bir metin oluşturabilirsiniz. Sayfalarca metin oluşturabilirsiniz. Tüm dosyaları, multi-gigabyte dosyaları alabiliriz ve bunlardan bir karma oluşturabiliriz. Ve diğer taraftan bu dosyayı indirdiğimizde ve aynı kriptografik karım fonksiyonunu gerçekleştirmeyi denediğimizde bu iki karmanın özdeş olması gerektiğini biliriz. Ayrıca bu algoritmalar ile bazı ilginç şeyler yapabiliriz. Bugün iki başlıca özetleme algoritması hakkında konuşacağız. Bir tanesi MD5, yani Türkçesi mesaj özet algoritması 5 ve SHAW veya SHA, yani Türkçesi güvenli karma algoritmaları. Bu karma fonksiyonu bir şifre gibi bir şey alabileceğim anlamına geliyor. Bunun nasıl çalıştığını görmeye başlıyorsunuz. Kendi güvenlik parçamızda tam bir şifre alacağız. Örneğin şifre 111 ve bunu değiştireceğiz. Böylece bu bir MD5 algoritması ile karılmış gibi görülecektir. Şimdi bu şifre 111 gibi görünmüyor. Ve daha da ilginci, bu karmayı almam ve bir şekilde şifre 111'e ulaşmak için geriye yönelik olarak çalışıyor. Bu imkansız olan bir şekli çok kullanışlı bir hale getiriyor.
Nasıl olduğunu anlatayım. Diyelim ki ağ üzerinde kimlik doğrulamasını deniyorum. İstemcimdeyim ve burada bir server bulunuyor. Ve ben server'a şunu soruyorum. Lütfen server üzerindeki bir kaynağa erişim için bana izin ver. Ve server bana şunu söylüyor. Tamam. Ama bunu yapmadan önce kimlik doğrulaması gerekiyor. Bana kullanıcı adı ve şifreni söylemen gerekli. O halde ben kullanıcı adımı yazıyorum. Şifrem için şifre 111 yazıyorum. Elbette burada yıldızlar görünüyor. Ancak ağ üzerinden şifre 111 göndermiyoruz. Eğer birileri analiz edici ile burada otursaydı, bunlar paketleri yakalar ve kolaylıkla şifremin ne olduğunu görebilirdi. O halde benim makinemin yaptığı şey bu küçük kutu. Bunu göndermeden önce şifre 111 için bir MD5 karmasını yapıyor ve karmayı geri gönderiyor. Şimdi bu diğer tarafta şu anlama geliyor. Orijinal olarak ben bu şifreyi oluşturduğum zaman bu ayrıca karılmıştı ve karma server'da bir yerlerde kaydedilir. Server'ın yaptığı şey gönderdiğim bu karmaya göz atmak, bunu veri tabanında bulunan karma ile karşılaştırmak ve daha sonra doğru şifre kullanıp kullanmadığınızı görmektir. Bu benim ne yazdığımı bilmiyor. Bu sadece aldığı karmayı biliyor. Bu oldukça ustaca yapılan bir şey. Çünkü şimdi farklı bir şifre ayarlayabilirim. Server'da farklı bir karma yerleştirebilirim ve kendi gerçek şifremi göndermemiş oluyorum. Eğer telefonda birisiyle konuşuyorsanız ve size şunu söylüyorsa, şifreni değiştirmelisin. Bu durumda şunu sorabilirsiniz. Benim şifrem neydi? Bilmiyorum. Onlar bunu bilmez. Çünkü kendi taraflarında sadece bu karmayı görürler. Bunlar bunu saklamadığı için bilemezler ve şifrenizin orijinalde ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmaz. Bu ÇAP ve MS ÇAP'ın temel parçası olan karma işlemidir. Şimdi bunlar kimlik sorabileceğiniz ve anlaşabileceğiniz kimlik doğrulama mesaj protokolleridir ve bu bir kullanıcı adı ve şifreyi vermeniz gereken bir kimlik sorgulamanın olduğu işlemdir. Burada karma formunda bir yanıt vardır ve daha sonra Mac için bir kontrol vardır. O halde ÇAP yani Türkçesi sorun çözme kimlik doğrulama protokolü orijinal olanıydı ve daha sonra Microsoft birkaç ekstra fonksiyon ekledi ve siz bunu kullanarak şifrelerinizi değiştirebilir oldunuz. Bu Microsoft için oldukça spesifik olan bu haline bazı ekstra güvenliksel işlevsellikler eklendi. Uzaktan erişimi ve uzaktan kimlik doğrulama yöntemlerini ayarlamanız için çapı mı kullanacaksınız veya MS çapı mı kullanacaksınız şeklinde soracaktır. Bu iki metodolojiyi de yapabileceği anlamına gelir. Bizim en modern kimlik doğrulama yöntemlerimiz çap ve MS çapı daha fazla kullanmıyor. Çünkü burada birisi ortada bulunabilir ve farklı karmaları gönderebilir. İki bağlantı arasında izinsiz girebilir ve sizin yaptığınız şeye bir şekilde erişim kazanabilir. Bu aşamada çok daha güçlü olan bir şeye ihtiyaç duymaya başladık. Ve bu yüzden endüstri, EAP yani Türkçe ifadesiyle genişletilebilir kimlik doğrulama protokolünü ortaya çıkardı. Bu gerçekten kimlik doğrulama için bir sistemdir. Bu kimlik doğrulama için standartlaşmış bir yöntemdir ve en yaygın metodolojidir. Sadece kimlik doğrulama için hangi metodolojiyi kullanacağınıza karar vermeniz yeterli olacaktır. Bu son derece esnektir ve birçok yerde EAP'ın ortaya çıktığını görmeye başlayacaksınız. Önceki modülümüzde bunun hakkında zaten biraz bahsetmiştik. Çünkü bunun içerisinde birçok yöntem var. EAP yerine MS ÇAP tercih edebilirim. MD5 tercih edebilirim. TLS tercih edebilirim. LEAP ve PEAP tercih edebilirim. Tüm bu farklı yöntemlere bir bakın. Ve ben bunların hepsini yazmadım. Sanırım EAP'ın içerisinde kullanabileceğim yaklaşık 40 farklı yöntem var. Ancak bunların çoğu oldukça yaygındır ve bunların isimlerini EAP kimlik doğrulama yöntemini yapılandırmaya başladığımız zaman görmüş olacaksınız. Ayrıca bunu birçok farklı ağ oluşturma ortamında göreceksiniz. Özellikle bir kablosuz ağda. Çünkü bu her yere gidebilir ve ayrıca bunu yerel alan ağlarında da görürsünüz. Bunu geniş alan ağlarında ve noktadan noktaya ağlarda oldukça fazla görürsünüz. Bu oldukça genişletilebilir bir kimlik doğrulama protokolüdür ve bu yüzden birçok farklı türdeki ağda kullanılabilir. Her ne kadar karım kimlik doğrulama işleminin önemli bir parçası olsa da bu da hafife almamanız gereken bir şey. Buradaki mesele şu. Eğer birileri karmaya sahipse bunlar muhtemelen yeterli zamana ve yeterli kaynaklara sahip olduklarında sisteminizi tehlikeye düşürmek için bir yol bulabilirler. O halde karma gizli tutmanız gereken bir şeydir. Çünkü diyelim ki her olası şifreyi çalıştırdınız.
Yazdığınız karmayı bir başkasının ağ üzerinden kullandığını düşündüğünüz karma ile karşılaştırdınız ve şimdi bir eşleşme olup olmadığına bakıyorum. Bu genellikle sözlük saldırıları ile görülür. Çünkü insanlar kendi şifreleri için genel kelimeleri kullanacaklardır. Bunu brute force saldırıları ile de görürüz. Doğru eşleme sağlayıncaya kadar tüm olası harf ve tüm olası sayı kombinasyonları denenir. Bunu yapmak oldukça basit. Hatta bugünlerde bunu yapmak için oldukça basitleşmiş yöntemler var. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Bunu yapmak biraz zaman alacak. Ancak doğum günü programı olarak adlandırılan çok ilginç bir program vardır. Bu doğum günü programı birçok insanı bir odada topla, en azından rastgele 23 kişi seç ve bunları bir odaya yerleştir. Daha sonra bunların her birisine doğum tarihin ne diye sor. Muhtemelen bu insanların %50'sinden daha fazlası aynı doğum gününe sahip olacaktır. Biliyorum, bunu ben de anlamıyorum. Pratikte kriptografik olarak ve matematiksel olarak açıklandığında kesinlikle geçerlidir. Bana güvenmeyin. Bunu Wikipedia söylüyor. Bunu anlamaya çalışırken saatlerinizi harcayacaksınız. Ancak bu şimdi bir parça sorun olacak. Neticede hangi eşleşmenin olacağını anlamak için her bir tek olası fonksiyona bakmak zorunda değiliz. O halde birilerinin karmayı elde edemeyeceğini ve bunu geriye döndüremeyeceğini veya brute force saldırısı yapamayacağını düşünmeyin. Bunlar karmanın eşleşmesi için bir yol bulacaklardır ve bunu yaptıkları zaman şifrenizi elde edeceklerdir. O halde bunun üstesinden nasıl geliyorum? Bu karmayı aldım ve bunu korumam gerekli. Kendi karmamı ağ üzerinden açık bir şekilde göndermek istemiyorum. Çünkü eğer birisi bunu elde ederse benim şifremi de elde edebilir. Güzel. İyi ki bu küçük kriptocular verinizi korumak için başka yöntemlere de sahip. Ve buradaki en genel yollardan birisi açık anahtarlı şifreleme adı verilen bir şeydir. Buradaki mesele şudur. Ben birkaç anahtar oluşturabilirim ve bunlar kriptografik olarak bağlanır. Bunları birbirine bağlıyoruz ve daha sonra bunları birbirinden ayırabiliriz. Ve benim bir açık anahtarım ve bir özel anahtarım var. Açık anahtar herkese bildirebileceğim bir anahtardır. Bunu herhangi birisine verebilirim ve şunu söyleyebilirim. Eğer bana bir şey göndermek istersen bunu benim oluşturduğum açık anahtar ile şifrele ve daha sonra ben bunu okuyacağım. Ben bu açık anahtarı herhangi birisine verebilirim ve bunu verdiğim kişiler bu anahtar ile standartlaşmış bir yöntem kullandığı ve bana gönderdiği sürece hala güvende sayılırız. Hiç kimse bu veriyi göremez. Kendim için sakladığım özel anahtar ile bu verinin şifresini çözebilirim. Bu benim özel anahtarım ve özel dediğim zaman bu gerçekten çok özeldir. Eğer birisi bu özel anahtarı elinde tutarsa, şimdi siz birilerinin sizin şifrelenmiş verinizi okumaya başlaması konusunda problem yaşayabilirsiniz. Açık anahtar dünyada herkese bildirilebilir. Bunu bir web sayfasında yayınlayabilirsiniz. Genelde açık anahtarların web sayfalarında belirtildiğini görürsünüz. Ancak özel anahtarlarınızı sadece sizin erişebileceğiniz bir yerde saklayın. Bu bir asimetrik anahtar algoritması şeklinde adlandırılan bir şey. Şifreyi yaptığınız anahtardan başka bir anahtar kullanarak şifreyi çözebileceğiniz anlamına gelir. Ve bu genelde pek alışık olmadığımız bir şey. Eğer bunu daha önce görmediyseniz şunu düşünebilirsiniz. Birisi kendi tarafında bir şifre kullanıyor ve siz kendi tarafınızda aynı şifreyi kullanıyorsunuz. Daha çok birisi bir evrak çantasını taşımak zorunda ve bu çanta bu kişiye kilitlenmiş durumda. Ve tüm yol boyunca taşımak zorunda ve yine tüm yol boyunca gizli olmak zorunda. Asimetrik anahtar algoritmalarında çok fazla şey yok. Ben kendi açık anahtarımı tüm dünyaya verebilirim ve yapmam gereken tek şey kendi özel anahtarımı saklı tutmak. Eğer çok büyük bir ortamdaysanız veya orta ölçekli iş yerlerindeyseniz açık anahtar altyapısını kullanmayı düşünebilirsiniz. Eğer çok fazla şifreleme yapıyorsanız bu çok önemlidir. Ve bu iş anlamında yaptığınız şeylerin oldukça önemli bir parçasıdır. Bunun için kısaca PKI ifadesinin kullanıldığını duyacaksınız. Bu biraz önce bahsettiğimiz asimetrik anahtar metodolojisini çevreleyen plan ve prosedürlerin yasallaşmış halidir. Şirketinizde herkes için özel anahtarlara ve bu açık anahtarlara sahip olduğunuzu düşünün. Ve daha sonra birileri kendi özel anahtarlarını kaybetti. Ancak sizde hala oldukça önemli bir bilgi var. Bu şirkete ait değil. Bu hard diskte bulunuyor ve şimdi bunu şifreleyemeyeceksiniz. Bu çok fazla anlam ifade etmeyecektir. Bu yüzden burada şirketin bir özel anahtara sahip olmasına izin verecek, bu parçaların şifresini çözmelerine izin verecek metodolojiler, planlar ve prosedürler vardır. PKI, anahtarı oluşturmak, yönetmek,
saklamak, dağıtmak ve iptal etmek için bir yoldur. Bu çok basit bir şey değil. Bu kompleks planlardan oluşur. Bu işlemleri yönetebilmek için bunun ardında bazı teknolojilere sahip olmak zorundadır. Tarayıcı uyuşmazlıkları ile başa çıkabilmeniz gerekir. Yeni bir çalışan göreve başlarsa, kendi anahtarlarını nasıl alacaklar? Bir çalışan ayrılırsa, bunların anahtarlarını ne yapacaksınız? Burada cevaplanması gereken birçok soru var. Günün sonunda tüm bu anahtarlar, kendi özel anahtarları ve açık anahtarları ile birlikte diğer tüm parçalar neticede güvene dayalıdır. Emin olmak zorundasınız. Size açık anahtarı veren, bu başka bir yerde risk oluşturmayan birilerine güvenmek zorundasınız. Ve şifreleyip gönderirken kullandığınız anahtarlar gerçekten özel olmalıdır. Hiç kimse buna ulaşamamalıdır. Günün sonunda bunların hepsi insanlara geri dönmektedir. Birisinin PKI kullanan bazı şifreleme metodolojisi tiplerini tehlikeye attığını gördüğünüzde bazen bunlar işlemlerin üstesinden gelir ve sahip olmamaları gereken yetkiyi elde edebilirler. Netice itibariyle tüm bunlarla uğraşması gereken şey insanoğludur. Bu en son teknolojilerin, özel anahtarların ve bu asimetrik anahtar algoritmalarının bazılarından yararlanan ve ayrıca hakkında konuştuğumuz diğer metodolojilerden bazılarını bütünleştiren oldukça yaygın bir kimlik doğrulaması yöntemine Kerberos deniyor. Bu bir açık ağ kimlik doğrulama protokolüdür. Bunun açık olmasından dolayı birçok işletim sistemi bunu kullanabilir. Bu Microsoft Windows tarafından kullanıldı. MacOS, Solaris, FreeBSD tarafından kullanıldı. Linux da bunu kullandı. Bu kaynaklara erişim sağlamak amacıyla insanların kimlik doğrulaması yapmak için oldukça yaygın bir yöntemdir. Bu açık anahtar kriptografisini kullanarak asimetrik anahtar metodolojisinden yararlanır. O halde zaten bu karmaların açık bir şekilde gönderilmesi fikrini geçtik. Ve bunun yerine denediğimiz ve çok güzel şekilde çalıştığını gördüğümüz bu metodolojileri kullanarak veriyi şifreliyoruz. Kerberos hakkında konuştuğumuz zaman insanların biletleri almaktan bahsettiklerini duyarsınız. Ve bu kimlik doğrulama serverıdır. Ağa erişimi onaylayan ve hak ettiğiniz erişim için size izin veren bir bileti sağlayan bir bilet onaylayıcı serverdır. Erişim için sizin sahip olduğunuz haklar ve izinlerdir. Kerberos'un çoklu serverlara sahip olmasından dolayı bu açık anahtar kriptografisini kullanmaktadır. Bu çalışabilmek için zaten sahip olmanız gereken altyapının bir parçasına sahiptir. Bu gerçekten şirketler için tasarlanmıştır. Bu Kerberos işlemini çalıştıran merkezileşmiş serverlar bulunur. Ve burada bu merkezileşmiş server kendi üzerinde tüm bu gizli anahtarlara sahiptir. Eğer bu merkezileşmiş server'ı kaybederseniz, server'ı bir yerlerde yedeklemek iyi olacaktır. Aksi halde ağ üzerinde hiç kimse kimlik doğrulaması yapamayacaktır. O halde bunun gerçekten bu tür bir şeyi destekleyebilmek amacıyla gerekli altyapıya sahip olan çok büyük ortamlarda kullanılacak bir şey olduğunu görebilirsiniz. Kimlik doğrulaması için bir diğer yol da 3A veya AAA olarak adlandırılan bir yöntemdir. Bu American Automobile Association yani Amerikan Otomobil Birliği değildir. Bu authentication, kimlik doğrulaması, authorization, yetkilendirme ve accounting, hesaplama anlamına gelir. Burada yaptığımız şey, kimin olabileceğini tanımlayabileceğimiz bir merkezileşmiş serverda bunlara erişime ihtiyaç duydukları şey için erişim sağlandığından emin olmak ve neticede şunları yaptıklarından emin olmak. Bunları takip etmek, kayıt etmek, giriş yaptıklarını bilmek, çıkış yaptıklarını bilmek ve bu arada neler yapmış olabileceklerine dair olasılıkların izini sürmek. 3A orta ölçekli ve büyük ortamlarda oldukça yaygın bir şekilde bulunur. Eğer ağ içerisinde arıyorsanız veya başka birisinin ağ üzerinde kimlik doğrulamasına ihtiyacınız varsa 3A sizin için gerekli olacaktır. Bu yüzden bazen bunu daha küçük ortamlarda da görebileceksiniz. Bu sadece ağ giriş için gerçekten ne kadar fazla kimlik doğrulamasına gereksinim duyduğunuza bağlıdır. Eğer 3A'yı kullanmak istiyorsanız biz bunu genelde birkaç iyi bilinen metodolojiyi kullanarak yapıyoruz. Bir tanesi RADIUS. RADIUS Remote Authentication DLN User Service. İngilizce ifadesi için kısaltmadır. Bu 3A metodolojisini kullanır ve bu sayede birçok işletim sistemi ve birçok uygulamada desteklenebilir. Eğer ağ uzaktan giriş yaptıysanız bir kullanıcı adı ve şifre girilmiş olabilir. Ve bu ağa erişime izin vermek için RADIUS protokollerini kullanıyor olabilir. Eğer yapılandırmak amacıyla switch'inize gidiyorsanız,
bu kimlik doğrulaması için Redis kullanıyor olabilir. Bu yüzden bunlar tamamen farklı şeylerdir. Bir güvenlik duvarına giriş, bir switch'e giriş, bir uzaktan erişim aygıtına giriş farklıdır. Ve ağınızda kimlik doğrulaması yapabilmek için bu Redis protokollerini kullanmak hala oldukça yaygın bir yöntemdir. Bu zaten sahip olduğunuz metodolojide bütünleşmemiş bir şey varsa işleri kolaylaştırır. Redis, insanların kimlik doğrulamasını yapmanıza izin veren küçük bir kanca verir. Bunu ağınızda bu kişilerin kullandıkları ile tamamen aynı referansları kullanarak gerçekleştirir. Bir diğer yaygın olan 3A metodolojisi de TEC-X'tir. Bu Terminal Access Controller, Access Control System ifadesinin İngilizce kısaltmasıdır. Cisco tarafından oluşturulmuştur. Öncelikle altyapı aygıtlarına erişim sağlamak, routerlara erişim sağlamak ve switchlere erişim sağlamak amacındadır. Cisco merkezli olmasından dolayı bunu sadece Cisco'da ve Cisco'ya ait yerlerde görebilirsiniz. Gerçekten Redis'u biraz daha fazla bulabilirsiniz. TEC-X biraz daha aerodinamiktir ve Redis'a göre biraz daha fazla işlevselliğe sahiptir. Bu yüzden neredeyse bu ikisini dengelemeniz gereken bir kombinasyon haline geliyor. Bunlardan hangisini kullanmayı tercih ederim? Redis'u mu yoksa TEC-X mi? Ve bazı ortamlarda gerçekten ikisine de sahip olabilirsiniz. İkisi de aynı zamanda çalışabilir. Diyelim ki şu anda çalışan bir Redis serverınız var. Şu anda çalışan bir TEC-X serverınız var. Bunu kimlik doğrulaması yapmak amacıyla kullanmak isteyebilirsiniz. Ve bunu yapmak için çok genel bir yöntem de erişim noktanıza şunu söylemektir. Sadece bizim Redis serverımız için kimlik doğrulamasına veya TEC-X serverımız için kimlik doğrulamasına sahip olan kişilere bu kablosuz ağda izin ver. Ve bunu IEEE 802.1x olarak adlandırılan genel bir ağ erişim kontrolünü kullanarak yapar. Bu size ağ erişim hakkı veren genel bir kimlik doğrulama yöntemidir. O halde bu bir kimlik doğrulaması yöntemidir. Dosyalara erişim sağlayamayacağım. Yazıcıya erişim sağlayamayacağım. Sadece ağa erişim sağlayacağım. Bu başka bir şey yapmadan önce ilk adımım. Bunu kablosuz ağlarda çok fazla görürsünüz. Çünkü bir kablosuz ağ üzerinde kontrol bulunmaz. Bir park alanında olabilirsiniz ve kablosuz ağda bulunabilirsiniz. O halde insanların ağa giriş yapmasından önce kimlik doğrulaması için bazı yöntemlere sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Bu arada EAP yani Extensible Authentication Protocol, genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü, ağ üzerinde kimlik doğrulaması için EAP'ın nasıl kullanılacağının bir başka iyi örneğidir. Ve bu kullanılabilecek birçok yöntemden sadece birisidir. Bu genelde bir Redis server'a karşı kimlik doğrulaması yapar. Bu bazı erişim noktaları ile TEC-X server'a karşı kimlik doğrulaması yapar. İdeal olarak Redis server daha sonra merkezi veri tabanına erişime sahip olur. Böylece ağ üzerinde herhangi bir şeye erişim sağlamak için sadece bir kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız olur. Ağ üzerinde kontrol sahibi olabilmek ve ağda kimlik doğrulaması için bu kullanıcı adı ve şifreyi kullanabilirsiniz. Ve daha sonra Windows referansınızı kullanarak kimlik doğrulaması yapabilirsiniz. Yazıcılarınıza, dosyalarınıza ve başka her şeye erişim sağlamak için tamamen aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanabilirsiniz. Son kullanıcı için bunu oldukça kullanıma uygun ve sade bir hale getirir. Ve görünenin ardında teknolojileri kullanır, ancak tüm bu farklı kimlik doğrulama yöntemlerinin avantajlarından yararlanır. Birçok farklı işletim sistemi bunu kullanıyor. Birçok farklı aygıt bunu kullanıyor. Birçok farklı yerde 802.1x'in ortaya çıktığını göreceksiniz. Kullanıcı kimlik doğrulaması ile ve bunun ağ üzerinde nasıl çalıştığı ile ilgili olarak bu modülde çoğu şey yer alıyor. O halde neler hatırladığımıza bir bakalım. İlk sorumuz şu: en yaygın kimlik doğrulama sistemi hangisidir? Bu bizim oluşturduğumuz bir şeydi. Bunu çok farklı senaryolarda kullanabiliyorduk ve bu genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü yani EAP'tır. Diğer sorumuz açık anahtar plan ve prosedürlerinin yasal takımı nedir? Bu zaten sahip olabileceğimiz ve bunun sayesinde kendi ortamımızda olabilecek tüm değişiklikleri ele alabileceğimiz bir şeydi. Bu açık anahtar altyapısı veya kısa ifadesiyle PKI'dı. Ve son olarak hangi kimlik doğrulama yöntemi ağ erişim kontrolü sağlamak amacıyla kullanılabilir? Bugünlerde her zaman görebileceğimiz ve bunu yapmak için çok yaygın olan bir yöntem yani IEEE 802.1x standardı ağda kimlik doğrulaması yapabilmek için en yaygın yöntemdir. Güzel. Bölüm 6.4 kullanıcı kimlik doğrulama modülümüzde
birçok şey yer alıyor. Karma, çap oluşturma ve PKI oluşturma ve Kerberos'u gördük. Ve bu farklı metodolojilerin hepsi ağa erişim sağlamamıza ve ağ üzerinde çalışan kaynaklara erişim sağlamamıza izin verebilmek için birçok ortamda kullanılır. Daha fazla Network Plus videosunu izlemek, mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com